yaz da var, güz de var şu hayatta. Saz da var, caz da var, haz da var. İnsanlar ne iyi, ne tatlı, ne sahtekarlar onlar. Hem aşık, hem uyanık, hem riyakarlar. Ah yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya. Sen bir gün yandın, bir gün söndün başımı. Ateş basması, sıkıntı, keyifsizlik, yorgunluk var mı Şeyh Muzaffer'cığım? Var kızım, var. O halde sen menopoza girdin Şeyh Muzaffer. Anneciğim, Nur Hayat bir şey diyordu. Seni ciddiyete davet ediyorum. Geldim çocuğum. Hayır, şunun için sorum tatlım. Hala hazırda musibet ve grip salgını var da ateş basmasıyla, ürpertiyle, yorgunlukla aniden bastırıyor, sinsi sinsi boğazları şişiriyor, ağızda ve burunda yalan meydana getiriyor, bir hafta süründürüyor, sonra kuyruğunu kıstırıp defolup gidiyor. Kör ısıcağım. Şeyh Muzaffer'cığım, siz en iyisi bol bol C vitamini. Mürekkepli ellerine koltuğu elleme Rıza'cığım. Nur Hayat, yani ensende gözüm mü var diyeceğim ama vallahi varsa da şaşırmam ha. Ya ne oluyor ya? Evde gazete okumaz canım. Allah Allah, gece tırnak kesilmez gibi. Niye? Uğursuzluk mu getirir? Kremlerin koltukları boyar şey mi olacağım? Hangi kremlerin koltukları? Senin de benim evimizin kremlerin koltuklarını. Biz krem rengi koltuk mu almışız? Çocuklar olduktan sonra çabuk kirlenmesin diye boru takım alacağız ya. Krem rengi koltuklar, krem rengi halılar. Açık renkten hevesimizi alalım diyerekten. Ya çocuk ne zaman oldu Nur Hayat? Erken yola çıkan yol alır, erken evlenen döl alır. Bütün gün gazete okuyacağına, çalışmalara başla, bir işe yara. Hemen çocuk yapalım. Bak bu insanlar torun sevecek. Ya insanı çalışmadan soğutursunuz ha. Ne yani şimdi evlenince gazete yasak yani ha? Aa yasak. Bilgisayardan oku. Ne bilgisayarı? Iy, mikrop yuvası. O tuşların arasında bütün dünyanın tozu toprağı, bakterisi, sinir şeyi, o yapsın, beklesin. Sen sonra git onları elle, o eller çocukları elle. Hayatta izinler mi çocuklarımı okumama o ellerle? Ya çocuklar benim de çocuklarım ya. Ya bilgisayar da çocuklar. Şimdi daha söyleyeyim Rıza'cığım. Ya ben çıkıyorum ya. Vallahi beni ateş bastı ha. Bak bir ateş basması, bir titreme, bir halsizlik. Ben de mi grip oluyorum, ne oluyorum acaba? Ateş basması, bir titreme, bir keyifsizlik. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalimedir o. İşsizliktendir diyorum. Abla vallahi bayağı hastayım ya. Oğlum senin bayağı ateşin var bir oğlum. Gel şuraya hastaneye gidelim. Asla. İyi ben, iyi ben. Süperim ben. Süperim. Spora gideceğim ben. Spora. Oğlum yok. Spor, yok. Otur. Deli misin? Hala mı doktor korkusu Boracığım? Hala mı ama çocuğum ya? Doktora korkmuyor ki ben ya. Tedirgin oluyorum. İyi iyi valla ben süperim. Turp gibi bak. Otur. Saçmalama. Bora. Turp gibi değilsin, turşu gibisin. Gel hastaneye gidelim. Valla iğne falan yapmayacaklar. Valla söz. Ya ne iğne diyorsun? Ne iğne diyorsun? İnsanı huzursuz ediyor hasta hasta. Bak hastasın işte. Gel hastaneye gidelim diyorum Boracığım bak. Uzaktan bakacaklar, şeker verecekler. O kadar valla. Gitmem. Git. Git buradan. Git diyorum. Gitmeseydin Nur Hayatım ya. Alışveriş yapardık, çay içerdik. Bak Sacide ablanın gelininin fazla kilolarından konuşacağız ne zamandır değil mi? Erteleyip duruyoruz, onu konuşurduk.
halı bakacağım Gülistan ablam. Yalan çeyiz sandığımın psikoloji travmasını ancak çeyiz alanında başka bir zaferle atlatabilirim tatlım. Ev kızlarının sonuncusu, gelinlerin efendisi. Yolun açık kazan mübarek olsun çocuğum. Hamaratlığım kılıcım, mazbukluğum kalkanım. AVM'ler kışlamdır servet edicim. Dostlar sağ olsun. Yolun açık, Türk ekonomisine katkın bol olsun Nur hayatım. Canım. Bile bile, hadi bile bile. Ben de çıkıyorum Gürüstan. Akşama beni yemeğe beklemeyin. Yemek yemeyecek misin? Hayır, fotosentez yapacağım. Ya bu otopark işi hızlandı biliyorsun. Mimarı, mühendisi, işçisi, emeklisi, dolu, yetimi hepsiyle toplantı var. Bu aralar beni ara ki bulasın. Hatta bence hiç arama, bulamazsın. Niye geceleri yapılıyor toplantı? Gündüzler torbaya mı girdi? Hayır. Ama torbada ne varsa çorbada o vardır. Bu otopark işini beceremezsek o ikinci el araba fiyatına alıp kullandığın çantaları ancak rüyanda kullanırsın. Kızım düş şu çocuğun yakasından, sık boğaz etme. İşi çok bu ara. Hani. Servet Hanım, bir tas çorba verecektim. Bu hafta içebilecek miyim? Kızım babanın sadesi iyi de griplisi çok huysuz oluyor. Hastayım, sağ değilim. Haydi, birkaç güne haberleşiriz Gürüstan. Arayı açma. Gelecekteki hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçti Ahmet abi. Nasıl bir film? Testere. Sen kendin seçtin oğlum bu hayatı. Ben seçmedim Ahmet abi. Nur Hayat beni seçti ya. Abi kurt kapanı gibi kız ya. Girdik bir kere içine. Şimdi geriye doğru hamle yapamıyoruz yani. Yok, Nur Hayat'ın kendiliğinden benden vazgeçmesi lazım. Şöyle it kopuk, gözü dışarıda zampara bir erkek olsaydın. Değil mi? Evlenilecek erkek var, eğlenilecek erkek var. Erkekte de var mı Ahmet abi ya? Var tabii. Dişi penguenler bile çocuğunu beraber büyüteceği sorumlu erkek penguen ararmış. Emir gibi biri olaydım, böyle her gece bir kıza takılan, ne güzel tırsardı şimdi. Derdi bundan hayatta koca moca olmaz yani. Yani önüme gelenle takılan birisi olsaydım şimdi Deniz'le benim ne güzel romantik bir ilişkim olacaktı. Garip bir paradoks tabii de. Paradoks. Sen iyice Cihangirli oldun ha. Ben de şaşırdım ya. Ulan nasıl çıktı o laf benim ağzımdan? Ha, kendinden soğudum be. Açılaya bağladım. Bağlayayım. Ha? Vallahi açılaya, ona buna, önüme gelene yazayım yani. Gece kafedeki kızlara, mızlara, şunlara hayat tiksinene kadar. Ha? Ne diyorsun Ahmet abi? Aa hocam, biz dün sabah niye böyle cümbür cemaat check-up yaptırdık? Biz anlamadık yani. Oyuncu muyuz, astronot muyuz? Son günlerde setlerde ayılıp bayılan böyle bir sürü dizi çalışan oldu biliyorsunuz. Ha ondan. Bize bir şey olmasın diye. Duyarlılığınıza sağlık hocam. Size bir şey olmasın diye değil. Sağlık problemi olan varsa öğreneyim, hemen setten dehleyeyim diye. Dehleyeyim mi? Dehleyeyim. Yani kapı dışarı edeyim. Kovayım. Tekmeyi vurayım manasında. Yok, anladım anladım. Oyuncu dediğin dayanıklı olacak, sağlam olacak. Taşı sıksa suyunu çıkaracak. Dizide çalışan adam 48 saat uyumayacak, of demeyecek, ne bulursa yiyecek. Yazın ışıkların altında 50 derece sıcağı, kışın dış çekimlerde -10 derece soğuğa dayanacak, komando gibi olacak. Bravo Tufan. Tufan prensip olarak 50 yaş üstü kadın oyuncu almaz. Nine rolleri için bile 40 küsürlük aktrislerle çalışır. 50'den sonra bunlar da randıman düşüyor Çağatay'cığım. Kaporta zaten dağılıyor, akülleri çabuk tükenmeye başlıyor. Ses de yapmaya başlıyorlar. Yoruldum, yoruldum. Bir laf etsen de hemen kayışları koparıyorlar. Çok sert. Onun için hepinizin sağlığı mükemmel mi diye öğrenmek istedim. Sonra da gidip sağlık sigortası yaptıracaksınız. Genç hocam ya, bir şey olmaz bize, serin yani. Belli olmaz. Deniz'in burnundan şüpheleniyorum mesela. Hani dışı böyleyse içinde ne fırtınalar kopuyordur o burnun. Merhaba, çekim yok değil mi? Oo, doktor hanım hoş geldiniz. Canan Hanım zahmet etti, check-up sonuçlarını kendisi getirdi. Seti görmek istediği için. Çok meraklıyımdır ben. Doktor olmasaydım oyuncu olmak isterdim inanın. Gerçekten mi? Çok hoş. Ama yine de iyi ki doktor olmuşum. Sonuçta hayat kurtarmak, insanları eğlendirmekten biraz daha önemli. Hepimiz turp gibi miymişiz sevgilim? Aşağı yukarı hepiniz
Fırat Bey. Yavaş. Yavaş Orçun. Yavaş. Düşeceksin. Annem. Annem. Annem yavaş. Bak ayağım aç. Anne amaç o zaten. Gel bakayım sen birazcık terledin mi? Gel bakayım bir. Gel anasının Johnny dipi. Gel bakalım gel. Gel bakayım sırtına. Gel otur bakayım şuraya. Ay. Aa terlemişsin sen. Ya anne iskim yok, sigaram yok. Yani bir tek su kaykayım var. Yani o kaykayma da artık karısınmasın. Anne ne yapıyorsun? Oğlum terlemişsin vallahi içine işler. Alttan eser, betondan emersin soğuğu. Anlatabiliyor musun? Çivi kesersin çivi. Dinliyor musun beni ha? Bak hastalanırsan seni öldürürüm. Önce bir tedavi deneseydin. Ümit vardır belki. Ne? Çıkart şunu. Çıkart şunu. Aa, ya. Bir konuşma şey... bakayım. Aa, benim bir tek oğlum var çocuk. Ya konu buysa yapın bir tane daha. Yapın vallahi yapın ya. Dolansın ortalıkta. Hem yedek olur. Ben de rahat ederim. Kafama göre takılırım. Anne bunu aldım. Gerçekten bunu aldım. Sıkıldım ya. Bebesi. Okul küpü okul. Küpü benim oğlum benim. O kadar güzel oldu değil mi? Ne kadar güzel oldu değil mi oğlum benim? O anneannen dedene bakıyor. Nur hayatın işleri var. Baban hep meşgul. Bak benim senden böyle rahat rahat vakit geçirmem için bir fırsat oldu değil mi? Sapanca'dan krizde fırsat aynı kelime. Bunu biliyor muydun? Senin için fırsat, benim için kriz. Onu diyorum. Bak yine çıkardı telefonu ya. Fak 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 fak. Ne yapıyorsun çocuğuma? Bir de içine kaçacaksın o telefonun. Bas bas bağıracaksın. Anne gel beni çıkart diye. Vallahi gelmeyeceğim çocuk. Dualarım bu yönde. Ha reis. Reis seni terfi yatırdım. Hangi pozisyonu? Misyoner. Dervişin fikri neyse zikri de odur derler. Seni CEO yaptım reis. Bildiğin bir şey yapaydın daha iyiydi. CEO yani bütün operasyonlardan sorumlu genel müdür. Benim adıma toplantıları yöneteceksin. Anlarsın değil mi toplantı işlerinden? Hani bir araya gelinir, uzun uzun konuşulur, kahve içilir, kuru pasta yenir ama bir türlü bir sonuca varılamaz. Anlarım ya, şok değilim. Adettendir, araya da iç yazışma, sunum, beyin fırtınası, rapor gibi bir iki laf sok, yürü git. Halledeceğim. Tamam, oldu. Sana yeni pozisyonunda başarılar dilerim. Ben de yürüyüp gidiyorum. Hoşça kal. Her şey gayet normal seviyelerde. Kolesterolünüz çok az yüksek, dikkat edin. Ölürsen kovarım. Evet. Buyurun. Evet sevgilim. Yavrum seni tahrik ediyorum. Şöyle, genel olarak sağlıklısınız ama... Özel görüşebilirsek. Bu akşam mı? Ben de yemeğine dersin. Ebru'yla da tanışırsın. Hayır bir konu var da. Sağlığınızla ilgili. Ne olmuş ben de duyayım. Yabancı yok. Metabolizma yaşım 21 çıktı değil mi? Hadi küçük tatlı esrarengiz şey seni. Söyle de şarap içmeye gidelim. Niye daha önce fark edilmemiş bilmiyorum. Ses tellerinde ciddi bir problem var. Ne? Ses hellerimde mi? Tedavisi için çok geç kalınmış. Sağlık için tehlikeli bir durum değil ama... ...oyuncu olduğunuz için... ...maalesef birkaç ay sonra... ...sesiniz artık eskisi gibi olmayacak. Nasıl olacak? Daha kısık, daha ince. Yani artık diyaframa ne kadar yüklenirseniz yüklenin... ...replikleri en arka sıraya duyuramayacaksınız. Aa! Replikleri arka sıradakilere duyurmak, diyafram... Oyunculuk terimleri bayağı içinde kalmış senin tatlım. Çılay. Oh. Ya. Beyefendi bir şey yok. Önemli diyorum. Siz anlamak istemiyorsunuz. Siz anlamak istemiyorsunuz galiba. Hiç sesini duyuramıyorum ki lan burada. Bas bir tanrı şeyler çıkar. Ne yapıyorsunuz? İstemiyorum.
Ya bir kalabinizin adamı olun, bir efendi olun hemşerim. Ne dediyordunuz ya? Benim konsörüm hangimizin sunuma önce başlayacağı ile ilgili. Konsörünün? Yani endişem. Senin konsörünün benim konsörüm hemşerim. Konsör kardeşiyim burada. Ortam yumuşasın diye bir espri yaptım, pek reaksiyon almadı galiba. Yani. Ne yapsak, bir beyin fırtınası mı yapsak? Sinerji olur. Evet. Herkes projeyle ilgili konsörünü söylesin. Kimden başlayalım? Ben başlayalım. Hemen çünkü biraz daha kompakt bir şey. Daha iyi olur. İsterseniz buna bir başka toplantıyla karar verelim. Bu kararı bir çalışmayla birbirimize bildirelim. Bu da bir fikir. Doğru söylüyorsun. La ilahe illallah ya. Ya akşam oldu, ne işi ya? Ana, ben şarkıcıyım ya. Biliyorum yavrum, biliyorum da. Şimdi 40 yılda bir benim tapir karıdan kurtulmuşum. İşten güçten kurtulmuşum. Kendime bir CEO yapmışım. Adamı beyin fırtınasının göbeğine atmışım. Ben burada kendi göbek havama bakıyorum. Ne iş ya? Bir şey gitme, boş ver. Nasıl? Anam olur mu lan hiç işe gitmedin? İşte işi bileceksin, işe gitmeyeceksin. İşi de ne? Sanki atomu parçalıyor. Sen boş ver. Gel beni parçala sen, gel. Bir dakika. Sen şimdi benim müzik kariyerimi şeyimi hafife mi aldın? Ben anlamadım. Yok. Yok, hafife almak değil de. Selahattin, ezik miyim ya ben? Yok, ezik değilsin. Ha? Yani bir bak bana, ezik mi görünüyorum? Yok. Bilakis çok sivrisin. Ha, oradan bakınca böyle perspektif olarak ezik mi görünüyorum ben sana? Hayır, üç boyutlu. Ha, yolda görsen aman Ezi'ye bak, dur şimdi fotoğrafını çekeyim, face ekleyeyim mi dersin? Filmini belki. Aman ne ezik tip ya. Ulan bir de dur, ben basayım kız şunun üstüne mi dersin? Bir de ben basayım derim ama o şekilde değil. Lan ezik miyim lan ben? Ya vallahi değilsin ya. Bak benim canım, ben senin kariyerini sonuna kadar destekliyorum. Şimdi çalışan bir hanımla beraberim, sonuna kadar arkasındayım. Şu dakikadan itibaren de feminist bir insanım. Vallahi. Zaten erkek milletinden oldum olası tiksinirim. Kadınları çok severim. O zaman da bu feminizm bana çok güzel uydu valla. Harbi. Valla. Kalk hadi beraber işe gidiyoruz. Ben de sana eşlik edeyim. Ne? Vokal olarak. Hayır, lokal olarak. Yani seni lokale bırakayım manasına. Ya bak şimdi aşkısı Selahattin'i bu. Sana valla yürüm sana. Aman nasıl avalara gel.
Anne. Ne? Açık büfe değil, fix menü. Babana götüreceğim. Ben de onunla beraber yiyeceğim. Aynen. Hastayken yalnız sıkılıyormuş. Haklı tabii adam. Ben olsam ben de kendimden sıkılırım. Gülistan, baban hastayken hiç çekilmiyor kızım. Orçun! Orçun! Oğluşum Orçun! Anneciğim. Anne, ilişkimize birazcık ara verip başkalarıyla görüşürsek duygularımızı belki daha iyi anlarız. Ne diyorsun ya? Yokum diyorum anne. Yokum evde, yokum. Yokum evde. Yokum bak. Geldin mi ablacığım? Geldim. Gel Rıza'cığım gel. Çocukların okul işini konuşalım. Hangi çocukları? Bu yandaki Deniz'in kardeşi var ya. O bir de Emir mi ne onları diyorum. Sevabına okutayım ben. Ya onlardan bir tanesi zaten oyuncu. Bir tanesi doktor. Sen nesini okutacaksın bunların o hayat? Olsun Rıza'cığım öğrenmenin sonu yok. Ne? Hangi çocuklarımmış ya? Tabii ki bizim çocuklarımızın Rıza'cığım. Şimdiden okul seçmek lazım. İyi okullar kapış kapış. Gel otur hemen konuşalım şu işi. Ha. Ha yok ya ben kaçıyorum ha takılacağım. Aşağıdaki kafe falan var ya patlıyormuş yani. Patlıyor muymuş? Evet abla tüp gazdan. Ne? Ya kalabalıkmış yani sohbet mohbet inanılmazmış yani ortam yıkılıyormuş. Kızlar mızlar bilmem neler bombaymış yani ya. Oh, evet ben kaçıyorum. Akşam geç gelirim. Duruma bağlı ha belki de gelmeye de bilirim yani. Behlül kaçar. Bittim ben. Bittim ahmak. Meslek hayatım bitti. Bir yıldızın kayışı. Bir efsanenin çıkışı. Ya abi geçmiş olsun tabii ama o kadar üzülme ya. Yani oyunculuk sadece sesle değil ki. Nasıl? Başka ne? Ya abi böyle eskisi gibi bağıra bağıra oynamalar falan yok artık. Daha doğal, ne bileyim daha küçük. Yani gerçek hayata daha yakın. Gerçek hayat mı? Kim ne gerçek hayatı seyretmek istesin ki sevgilim? Hayır. Hayır. Sesim olmadan biterim ben. Oh! Ya! Duydun mu? Duydum. Duymaz mıyım? Galata'dan bile duydular. Umarım tadını çıkarmışsındır bu işitsel şölenin. Çünkü kısa bir süre sonra... Tarih karışacak. Abicim. Kovalamak istiyorum yürüt Ahmet. Abicim sen kendine daha iri yarı bir kanka bulsan ya. Ahmet abi nereye ya? Ne yapacağım ben böyle tek başıma? Bu gece ben iptalim Rıza. Emirler gelecek onlarla takılırsın. Emirler de mi? Ya maksat çapkınlık değil mi? Çapkınlığın öğretim görevlisi geliyor işte. Kusacağım Ahmet. Üstelik bu sohbet uzayacaksa buraya. Yok buraya kusma abi. Hadi gidelim evde kusarız. Kafeye ineceksin. Hasta olmadığını kanıtlamak için. Evet çünkü çok sağlıklıyım. Enerji patlıyor yerinde duramıyorum. Ateşin var senin tatlım. Ateş değil ki o. O potansiyel enerji içimdeki ısı enerjisine dönüştü. Aşağı kafeye iyi ben şimdi açılırım. İyi hadi gidin bakalım. Buzlu bir şeyler içme ama. Serin. Her şey kontrol altında. Hadi kanka ortamımız hoş modumuz güzel. Hadi bakalım gidiyoruz hadi. Hadi bakalım. Hadi. Okey. Ay.
İyi bari Emir hallediyor. Çorbacıya gidiyoruz diye hastaneye sokuverecek. Ha, ay ben onu bilmiyorum. Ben de hastalık bana bulaşmasın diye Emir onu evden uzaklaştırmaya çalışıyor zannediyorum. Ben 5 dakika uyuyacağım. Ah! Ah! Ne uykusu bu? Hastalık uykusu mu bu? Hastalık uçuklası uykusu mu bu? Eğer bana bulaştıysa Deniz yemin ediyorum. Ya yarın benim setim var. Ya bu nasıl bir bencillik? Yarın benim set.
yok artık değil mi okuduğun kitapların? Aşkı uzun zaman önce bağrına sakladın. 12 saat işinde, 8 saatin uykuda. Kalan dördü ile ne sen ne de ben bir şey yapmadık. Beraber büyüdüğümüz ev hiç yerinde durmuyor. Annem kızsa da sen bir şeyin yerini değiştirirsin. Annem kızmasın diye yeni bir fikir geliştirirsin. Akide şekeri sever benim anne. Kaçırmaz pazarı. Akide şekeri sever benim anne. Göz yumar olanlara. En kolay kadın. Sevgilisi henüz terk etmiş olan hüzünlü kadındır, okey? Bunun elemesini yap. Barda bir etrafına bir göz gezdir. Neşeli kadınların hepsini ele. Hay be ya, bak işte biz bunu hep öteki türlü bilirdik ya. Demek hep bir uzmanla danışacaksın. Yok, bu öğrenmenin yaşı yok ya. Eyvallah. Aa, level 2. Kızın yanındaki sevgilisi mi değil mi? Ha. Tamam, bu riskli bir konu çünkü ihtimal olarak sopa yemek var. Aynen. Aa, mesela yaz mevsimi ise oğlan ayağına bak. Eğer parmak arası terlik varsa onlar sevgili değildir ya da o ilişki artık tavsamıştır. Tamam. Peki kış mevsimi ise? Aa, oğlan ve kız birbirine bakarak gülüyorsa sakın bulaşma, onlar sevgilidir. Okey. Kız başka tarafa bakıyor. Oğlan kıza bakarak onu güldürüyorsa sorun oğlan kıza yazıyor, sakın bulaşma. Kız başka tarafa bakıyor. Oğlan başka tarafa bakıyor ve gülüyorlarsa arkadaş olabilirler, gözlemlemeye devam et. Vay be abi, sen ne kadar muhterem, ne kadar bilge bir insan çıktın ya. Estağfurullah çekirge. Benim kadar bu işe kafa yoran herkes bu alanda belli bir yere gelirdi. Bu işin %30 yetenek, %70'i çalışmak, çalışmak, çalışmak. Okay. Çalışmak, anladım abi. Ben artık sahaya çıkabilir miyim abi, benim teorik eğitim bittiyse? Okey. Çapkınlığa giriş temel prensipler 1. Basit ve standart bir hedefe başlıyoruz, okey? Okey. Kızılı görüyor musun? Kızalı. Evet. O sende. Hadi. Vav, tamam. Hadi. Annem kızmasın diye yine bir fikir geliştirirsin. Akide şekeri sever benim anne. Fındıklı olanları. Alo, Nurhayat. Ya benim param bitti ya. Aşağıda kızlarla falan beraberiz. Ya bayağı da içtik yani. Yedik parayı. Ya ablamla falan bir böyle para alıp da aşağıya kafeye bana getirebilir misin? Olur. Hadi. Okey. Sacide ablanın gelini diyetisyene gitmiş. Diyetisyen bir ayda 8 kilo almış. Nereye ya? Ben aşağı Ruzan'ın yanına iniyorum. Gülürsen ablacım. Aman kahve ya. Orçun! Oğluşum! Annem! Orçun. Gardiyan, havalandırma saatimi. Yandım ya. Ya ne çorbası kanka ya? Kafam zaten olmuş çorba gibi benim. Vallahi sana da çok iyi gelecek bro. Hadi ya, bak acıktık oğlum ya. Hadi ya, hadi. İyisiniz inşallah. İyiyim, mersi. Saçlar falan boya mı? Evet. Kızıldı çünkü onlar. Ya canım bak, kusura bakma. Gerçekten bugün hiç keyfim yok. Dün hanımı kaybettik de. Hadi ya. Aa.
Yok, yok artık da bu acayipmiş artık. Yok vallahi bu acayipmiş artık, bu sert. Vallahi bu sertmiş artık yani. Hadi, hadi kardeşim görüşürüz. Hadi, hadi, hadi kalk. Hadi bakalım. Torbayı çek, torbayı çek. Hadi gel bakalım. Bırak, 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 bırak. Torbayı bırak. Bırak. Oh. Oh, Nuray var. Valla bayağı keyfim ya. Kafamda acayip bir içki bende, her şey. Ya da ben barlarda kendimi buluyorum Nuray ya. Bu gece barda gönlüm hovarda. Wow, çok sertti. Nuray parayı getirdin mi? Ha? Ben bu gece bu bardaki herkese bütün kızlara içki ısmarlayacağım. Bütün kızlara içki ısmarlayacağım da. Biraz önce çok kız vardı ya. Şimdi o kadar tabii kalmamış da. Nereye gittiyse ama biraz önce valla bayağı bir kız vardı yani. Ben varım hayatım. Sen yine bana ısmarla. Bora, Bora, bro. Hey, bro. Hey. Okey. Hadi, hadi. Hadi çobacı, çobacı, çoba. Çobacı, çoba, çobacı, çoba. Kanka bir dakika. Hangi çorbacıya gideceğiz biz buradan? Aa, hemen şurada bir çorbacı var, ona gideceğiz ya. Hadi bakalım, hadi bakalım, yürü. Adamın dibisin be, hadi bakalım. O beyhude adamın dibisi gereksiz bir şekilde şüphe çekti kanka. Hastaneye götürmeye çalışıyorsun sen değil mi beni? Ne alakası var ya, çorbacıya gidiyoruz çorbacıya. Ya bırak, bir de oyuncu olacaksın güya. Hiç yok kesemiyorsun. Bro bak, çocukken bir kere boğazı şişti diye doktor sana iğne yaptı diye. Bu nasıl bir korku ya? İğne mi? İğne mi diye bir çok konuşuyorsun ya? Gece gece nelerden bahsediyorsun sen ya? Bak, biz ablamla bir kere o gravat çeşmede kumlarda oynuyorduk. Tamam mı? Benim keyfim yerindeydi. Hiçbir problem yoktu ki. Beni otobüse bindirdiler. 2 saatte hastaneye, İzmir'e götürdüler. Kardo, ateşin 40 dereceymiş. Havale geçiriyormuşsun. Şimdi de her doktor lafını duyduğumda havale geçiriyorum. İstemiyorum ben. Ayrıca biz o gün güneşte çok kalmıştık. Benim o yüzden başıma güneş geçmişti ki. O yüzdendi ki. Hiç sevmem doktor. Güneş giren eve doktor girmesin. Bir tıp hekimi olarak konuşuyorum. Rol iyice üzerine yapıştı senin bro ya. Olabilir, iyi böyle. Ya dur Deniz'e ben söz verdim ya. Öf! Bora! 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 Ya! Bora! Dert bende, derman sende. Aşk bende, ferman sende. Öldüren, güldüren, her gün ağlatan kalp sende. Mevsimler gelip geçse de, aşk beni benden etse de. Dünyada hayat bitse de, yine ölümsüz aşk bende. İstemem ayrılık. Aşkıma leke sürülsün. Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim. İstemem baharda yaprak dökülsün. Aşkın alevse hasretin kor. Senin yokluğunu kalbime sor. Dünyaya seninle gelmiş gibiyim. Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor. Tülay Ünlü'nün telefonu. Kendisi sahnede. Ney? Postiş kim la? Ha takmaz aç. Ha. Yarın eve gönderseniz. Kim? Ha. Bir dakika. Evet. Evet. Necati. Necati Bey'e ödenecek. Tamam. Tamam benim canım. Sağ olasın. Oldu. Hoşça kal. Gerizekalı. Yıllardır beklenen huzur. Şimdi beni kucakladı. İstemem ayrılık. Oğlum çay değil. Tülay Hanım ıhlamur istedi. Ballı limonlu ıhlamur olacak. Al götür bunu. Tülay Hanım'ın havlusunu da buraya getir. Haydi çabuk. Allah Allah. Aşkın alevse hasretin kor. Senin yokluğunu kalbime sor. Dünyaya seninle gelmiş gibiyim. Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor. Tülay Ünlü'nün telefonu. Bu sigorta Bora'yı da kapsar mı acaba kardeşim filan desem? Ya kapsa ne olacak ki, herif doktora gitmiyor.
Ben hastalığımı düşünce gücüne yenebilirim kardeşim. Doktora falan ihtiyacım yok. Emir, acil durumda aranacak kişiye kimi yazdın? Ben seni yazdım bebeğim. Ha, ben de Deniz'i yazdım. Ben de Emir'i yazdım. Hepimiz birbirimizi yazmışız. Ya! Bana doğru öksürme be, yarın setim var benim. Oğlum adam boğazlıyorlarmış gibi öksürüyorsun. Hala da doktora gitmiyorsun. Bora git yat kardeşim, hastasın sen. Hasta değilim ben. Okey tamam değilsin ha. Kırıklığın var. Gönül kırıklığı var. Bu mu ya? Ben bu muyum yani? Hiç kimse acil durumda alacak kimse olarak niye beni yazmıyor? Yani ben seni çok sorumluluk sahibi görmüyorum, kusura bakma. Acil bir durumda ne yapılacağını biliyor musun ki? Yani Kardo, ne bileyim, elin ayağın dolaşır senin ya. Vay be. Bu muymuşum ya ben? Demek hiç kimse hiçbir konuda bana güvenmiyor, öyle mi? Ben çapkını konuşsa sana güveniyorum. Sen o işi kıvıracaksın. Ama bak mesela Rıza'ya, o kadar denemesine rağmen yani umut yok herifte. Konuyu değiştirme abi. Demek ben sorumsuzum. Demek ben acil durumda ne yapılacağını bilmem. Demek ben paniklerim. Demek ben dostlarını, yakınlarını yarı yolda bırakan kaçak, yanar döner bir asala ama öyle olsun. Öyle olsun. Açın! Finalde hapşırmasaydın çok etkili bir bitiriş olacaktı tatlım ama olsun, çabana sağlık. Bir de bir daha suratımı hapşırırsan seni uykunda boğarım. Ay aşkısı. Canım. Selahattin'im. Sen şimdi bana müzik kariyerimde şeyimde yardımcı mı oluyorsun ha? Tabii canım. Haydi sen de bana yardımcı ol. Vallahi hormonlar ana kumandayı ele geçirdi ha. Kız kim bu sabah sabah ya? Ha, Necati ya. Otur işi getirdi. Post işi olmasın? Olsun. Seni mi kıracağım? Ana. Ya kurban olayım aşkısı, şu kapıya bir bakıver, hadi gözün yanayım hadi. Alo. Ha. Evet. Ha, bitirdin mi tuvaletleri? Getir. Ha, kapıda kalma, sokakta. Gel getir. Hadi. Al bakalım. Necati diyor ki, bunların diyor rengine bir baksın diyor. Hı. Daha akarsu bir ton istiyorsa diyor söylesin diyor. Akarsu mu? Akarju olmasın? Olsun. Hani nasıl isterse öyle yaparız diyor işte adam ya. Zerin geldi. Dikti tuvaletleri, zerin geldi. Aşkı sana bir bakıver ya, Allah seversen. yerim ben seni. Allah'ım. Alo, buyurun, Tülay Ünlü'nün telefonu. Alo, Gülüsen ablacığım. Canım ne yapayım, yeniden hile çeyiz bakıyorum işte. şimdi gelemem. Belki alışverişten sonra tatlım. Tamam, öpüyorum. Hadi bay bay. Orçun! Annem! Orçun! Evet. Ay ne güzel kalkmış. Daha yatmadım ki. Olsun kalk. Hı? Bugüne kadar uyduklarını say. Hadi ana oğul bir şeyler paylaşalım mı bugün? Birbirimize olan özlemimizi paylaşsak mı acaba uzaktan? Hı? Ben gideyim odamda uyuyayım. Sen de git bir AVM'ye takıl. Özleyelim, birbirimizi özleyelim. Benim tepemi attırma. Hadi giyin, dışarı çıkıyoruz, tamam mı? Hadi bakayım, hadi anneciğim, hadi laf ebesi. Hadi canım benim, hadi şımarma babası kılıklı. Bana her şeyi söyleyebilirsin ama bunu asla. Hadi anneciğim. Okey. Oh.
Ora hastaymış ha? Evet, grip herhalde. Doktora götürdünüz mü? Gitmiyor anneanne, biliyorsun. Ateşi var mı? Var. Boğaz ağrısı? Var anneanne. Burun akıntısı? Var. Baş ağrısı? Neyse anneanneciğim, artık onu sonra konuşuruz. Sizde ne var? Floşroer. Nasıl? Burada soruları ben sorarım. Eklem ağrısı, yorgunluk falan var mı? Anneanneciğim, teşhis mi koyacaksın? Koydum bile. Ama sana. Sen ilgisiz bir ablasın evladım. Ben mi ilgisiz ablayım? 3 aydır benimle birlikte yaşıyor. Kahve fincanını mutfağa kendi götürmüşlüğü yok herifin. O fincanını götürmesin ama sen onu al doktora götür. Gitmiyor anneanneciğim, biliyorsun. Doktoru eve getir. E durmaz ki evde. İkisini ortada buluştur. Ya anneanne, o kadar kolaysa sen götür doktora. Sen de mahallemizin bakkalı değilsin ki, anneannesisin. Ah, yaşlı bir kadınım evladım. Ayrıca bugün pilates dersim var. Ay meşgulüm. Canım benim, bak çok uzadı. Sektirme elini anneni. Senin bu kazakların falan var ya, hep bolardı, tüysür de. Gel sana şuradan elit kazaklar alalım. Hiç dinliyor mu anneyi? Ne dinliyorsun sen Orçun? Ha? Valla dinletsene. Ne alakası var ya? Aa, ben de anlarım oğlum müzikten. Bak arkadaş tipte genç bir anneyim ben. Tak bak kulağımı. Tak kulağımı da. Tak 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 tak. Ne tür müzik bu? Rock mu? Varma anne ya, varma ya. İki tane kalitesiz kızdan mı utanıyorsun? Anandan mı utanıyorsun Orçun? Söyle söyle bak ha. Civciv yumurtadan çıkmış, kabuğunu beğenmemiş değil mi? Civciv mi yumurtadan çıkar, yumurta mı civcivden çıkar? Ne? Hiç anne, hiç intiharın üstündeyim, onu diyorum ya. Hmm, esasen senin bu tip kızlara sokakta bile prim vermemen lazım oğlum. Çünkü neden? Sen hep belli kimselerin kızlarıyla oturup kalkmalısın. Ya oturup kalkmaya ne yapsam anne, ben öpüşmek istiyorum ya. Aa, ayıp, ne diyor anne ya? E hani arkadaş tipte bir anneydin? Ha, ne oldu, yalan mı oldu hep? Unutma oğlum, sen Orçun Çakaler'sin. Başyapıt inşaatın olsun. Senin Nur Hayat gibi böyle bir kız arkadaşının olması lazım. Ya denedim. Nur Hayat bacağını bile elletmiyor ya. Ne dedin sen? Ne? Bir dakika bana bak. Orçun. Bir dakika. Sana bir saat. Bacağı. Böyle bayağı esnek falan, ha, denize karşı bir hareketler. Valla sen formunu iyi tuttun ya. Valla formunu tutan tutuyor vallahi. Uf, Deniz'i mi çağırayım istiyorsun, ne istiyorsun? Ha ben, yok ya, ben seninle sohbet edeyim diye şey yaptım. Ne yapıyorsun? Kayıcı. Hayırlısı. İyisin, keyifler filan. E işte, ya aslında üzgünüz biraz ya. Çağatay'ın ses telleri hastaymış, yazık. Sesini kaybedecek adamcı. Allah! Süpermiş ya! Nur Hayat, sen ne zaman... Bak hiç yanı başındaymışsın vallahi. Allah Allah, farkına bak. Ben her zaman senin yanındayım Rıza'm. 24 saat uyurken bile sağ omuz başında duruyorum. Şey mi kullanıyorsun sen? Deadline ha? Ya ben yıllardır bu kelimeyi arayırım hemşerim. Diyorum yarın olma diye bir gün, bilemedin devrisi gün. En kötü ihtimalle haftaya olur bu iş mesela. Halbuki haftaya deadline desem bitecekmiş. Yavur pili bu işi, rasyonel zeka. Evet, kimin sunumuyla başlıyoruz? Alfabetik sırayla gidelim dedik iç çalışmada. Eğer bu konuda bir konsörünüz yoksa direkt o şekil yapalım. Ama bir dakika, şunu konuşmadık. İsim sırası mı, soyadı sırası mı? İsterseniz bunu mail yoluyla oylamaya sunalım. Gelen fikirlere göre yarın bir toplantı yapıp beyin fırtınasıyla karar verelim. Evet.
Rıza mı asıldı? Evet ya, bayağı asıldı yani. Bence o çocuğun ya kafa gidik ya da libidosuna sağlık. Pardon, geciktim biraz. Burada kimse oturmuyordu değil mi? Yok. Tekrar kusura bakmayın beklettiğim için. Çağatay'cığım, sesinle ilgili konuya takılma. Ben sana televizyonun karşısında ütü yaptırsam 7 reyting garanti. Olur mu öyle şey ya? He? Biz iyi hikaye anlatmaya çalışalım da reytingi önemli değil. İyi misin? Eyvallah. Peki, hadi okuyalım sahneyi baştan. Zahter! Yazgıya ne yaptın? Çabuk söyle. Onu ait olduğu yere göndermişim. Yazgı dolabın arkasından çıkar. Sen öyle san bacım. Bu yazgı pet şişe gibidir. Doğada yok olmaz. Fırat kapıdan girer. Yazgı, bırak artık bu sevdanın peşini ne olur. Yeterince acı çekmedik mi? Yeterince insan ölmedi mi töre diye? O kadar yorgunum ki. Sen daha yorulmadın mı? Bu ne ya? Çağatay'cığım yükselsene biraz. Uykum geldi kardeşim. Ya çok özür dilerim. Ben karışmak istemem ama gerçek hayatta böyle konuşurdu bu adam gibi geliyor bana. İnce, çok ince. Hadi abiciğim, hadi normal oyna, normal. Normal oynamaya çalıştım zaten. Kendi sesimi dinleyerek oynamak istemiyorum. Bu adam doğulu biri. Tiyatrocu gibi konuşmaz diye düşünüyorum ama... Ama acı çekiyor ya. Evet. Seyirci bu adamın acı çektiğine inansın yeter. Gerçek hayatta acı çeken adam bas bas bağırmaz ki, tam tersi. Acısını belli etmemeye çalışır. Senin durumunu iyi görmüyorum kardeşim. Devam etme. Bu çocukları da zehirleme. Ahmet abi, Çağatay'ın içinden çıkar mısın? Çağatay, yarın akşam ne yapıyorsun? Zerrin, güzel dikmişsin de hani bunun kuyruğu olacaktı. Kuyruksuz olmaz bu. Niye Selahattin abi, aslan mı kaplan mı bu? Niye illa kuyruklu olacak? Öyle istiyor kızım. Ben de emir kuluyum. Yarın bunun dümbelekçisi de yokmuş. Canı sıkkın. Ben de yoruldum ya. Dümbeleyi çala çala yoruldu bileklerim diyebilirim yani. Selahattin abi ben çalarım. Valla. Evet. Tülay. Tülay bak Zerrin ne diyor. Tülay. Neyse, prova yapıyorsun da insin söyleriz. Sen gözünü seveyim, şuna bir kuyruk uydur, haydi. Oho, bugün kuyruk isteyen yarın kanat ister, öbür gün örgüç ister Selahattin abi ya. Allah'ım ya Rabbim, bitmiyor bugün yahu, bitmiyor bugün. Ben bilmem ayrı uyum, severken sevdirmeli, elleri güzel kardeşim, sen daha bu hayatta doğru dürüst bir şey yaşamadın. Yapma böyle. Yaklaş, patlayacağım. Çok sıkıldım ben. Vuruldum ben. Ne oldu ya? Hoşça kaldınız. Nereye gidiyor oradan? Abla sence? Orçun, Orçun saçmalama. Yok ya. Atlayacağım ben. Mi öpüşmedik ya? Ya bunu tutsana şunu. Yaklaş bakarım. Atarım. Merak etme abla. Durumu idrak eder etmez hemen itfaiye ve ambulans aradım. Aşağı bırak da gelecekler. Acil durumlarda çok soğukkanlıyımdır. Atlıyorum ben.
Hayır, hayır, hayır. Orçucuğum, hayır. Orçucuğum. Biraz önce öpüşemedik gitti demiştim ya. Onun altını bir kez daha çizmek isterim yalnız. Tamam, tamam. İn, öpüşeceğiz. İn. Harbi mi, harbi mi? Ay lan seni ikna etmek için söylüyor. Hadi ya. Hadi Orçun. Orçun, ne yapıyorsun? Çok sıkıldım ben anne. Patlayacağım. Allah! Deniz abla da beni bir öpmüyor. Ya öpün beni canım, ne olacak ki sizde? Tamam öpeceğiz dedik ya. Ne gerek var? Aşağıda branda var, atlasın. Allah! Çok kasvanlı atlarım. Tamam tamam oğlum, eyvallah eyvallah. Yapmayayım öpeceğim oğlum. Niye böyle yapıyorsun sen anasını? Aman olsun benimle yavrum beni. Neden böyle yapıyorsun yavrum? Baba seni sevmiyor diye mi? Babam beni sevmiyor mu ya? Ay 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 ay! Oh! Allah göstermesin düşüyordum ha. Babam beni niye sevmiyor anne? Sevmiyor mu babam beni ya? Yok oğlum sevmez olur mu hiç? Sevmez olur mu ya? Sen intihar girişimlerinde ekseriyetle bu ifadeleri kullanıyorsun diye çocuğum. Ha anladım. Yok bu sefer sebep başka. Ben çok bunaldım. Çok sıkıldım ben yani. Anne baskısıyla hayata küstüm yani. Özgürlük alanım kalmadı ya. Seni bunalttım değil mi yavrum? Ben seni bunalttım da bu haklısın yavrum benim. Ne kadar haklısın, özür dilerim ben senden de. O kadar haklısın ki ben ne yapayım, ben sen de boza pişirdim değil mi? Neden oldu biliyor musun? Oralar ben kendim çok yalnızım. Ben kendimi çok yalnız hissediyorum. Oğlum benim ben çok yalnız. Hadi biz seni fena fena... Ya anne! Ay, 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 ya daha şimdi ne konuştuk? Yani lütfen ya bir şey de ben artık yalnız basma yapayım. Boğma insanı ya. Orçun. Bak, bütün önlemleri almış olmama rağmen bütün soğukkanlılığımla sana diyorum ki gel güzel kardeşim, yapma. Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer. Denizle öpüşeceğiz yalnız, o şekilde anlaştık. Yok, öyle değil de o. Bonus olarak öyle çıktı diyelim. Ne diyor? Güzel kardeşim. Kavak tadı var mı artık? Öpüşme nereden çıktı? Ha? Ablam seni öperse ne olur? Ha? Prens kurbağaya döner değil mi? Gerçekler ortaya çıkar. Ha? Kim? Ben bu konuda çok ısrarcıyım yalnız. Tamam, tamam gel öpüşeyim Orçun. Hadi gel. Abla sen her topa çıkma sana ya. Güzel kardeşim. Ben şimdi seni oradan kurtarmaya çalışırken... ...sen yanlışlıkla takılıp düşsen herkes intihar der. Şahit çok. Okey. Ay oğlum ay. Gel gel. Annem sevgili kurban olur ben. Ay. Bir daha yapmayacak. Benim oğlum bir daha yapmayacak. Ama daha demin ne dendi? Özgürlük alanı denmedi mi anne ya? Canım. Ama lütfen ben o alacağım alacağım o kalsın gel, orada gel, lütfen. Bir dakika gel. Anne. Gönlüm. Sen acil durumlarda çok başarılı olduğunu göstereceksin. Yandaki sümüklü de annesinden kurtulacak diye. Kadın kalp krizi geçiriyordu, farkında mısın? Ha? Neyi ima etmek istediği hiç anlamadım abla. Oğlum! Hastayım, hastayım ben. Çok ölüyorum ben, hastayım. Maşallah ne kızlar var ya. Vallahi taş taş yani. Nihat sen istersen eve git ya, merak etmesin lan. Vallahi ben şey yapmam yani. Vay 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 cennet cennet ya. Bunların babaları bunlar bir şekerci miymiş ya? Ne yapayım ben kendime yabancılaştım ya. Ay kusura bakmayın ben terası boş sandıydım da bu aralar biraz problemleri var. Aa çok sert. Hayırdır ne oldu? İşte Orçun'un intihara teşebbüsü olsun işte başka diğer konular olsun. Ah evet duydum ya çok yalnızım falan demişsin. Çok kötü çok yalnız. İnan bizim gibi starlar bile kalabalıklar içinde yalnız. Hepimiz yalnızız bebeğim. Efendim? Senin gibi böyle hoş ve genç bir kadın böyle şeyleri dert etmemeli. Nasıl? Üzgün olduğun zaman dön bir aynaya bak. Hepsi düzelir diye düşünüyorum. Ha. Tabii ki sen. Sen über hassassın değil mi? Çok aşırı derecede. Hassassın, kırılgansın. Ama unutma ki
Seni öldürmeyen her şey seni güçlendirir. Doğru mu? Çok, çok doğru. Çok doğru. Ne kadar doğru söyledin. Nasıl becerdin sen bunu ya? Neyi? Yüzünü mermer bir büst gibi, kalbini küçük bir kız çocuğunun kalbi gibi tutmayı. Ne bileyim ya. Ya. Yok canım. O kadar da değil. Yok öyle. Öyle. Ne bir hayret bir şey ya. İnsan fiyarı çok duygusal biri olunca Emir Bey. Hey. Emir. Hey. Emir. Sen hastasın. Hasta değilim, sadece kadınlara kendini iyi hissettirmekle ilgili über zaafım var. Aa, tutamıyorum kendimi, mutsuz bir kadın görünce çenem açılıyor. Hadi kafeye in de kardeşim, şu Bora'nın işini halledin. Hadi ne olur. Okey. Sen merak etme, biz de o. Tülay Ünlü'nün telefonu buyurun. Evet, pop, arabesk, fantazi türünde karışık program yapıyoruz. Yok, kendi sazlarımızdan geliyoruz. Efendim? Ay 29'u, yok 29'u müsait değiliz efendim. Bursa'da ekstramız var. Evet, oldu, hoşça kalın. Oğlum son şarkıya geçtik. Tülay Hanım'ın kebabı nerede? Haydi. Sağ olasın aşkısı. Sağ olasın. Ay. Nerede benim kebabım, gelmedi mi? Geliyor, geliyor yolda. Ama. Ya Selahattin bir de şu sesçiye söyle, ben o tizleri duyamıyorum anam ya. Okey. Ya bir de müşterilerin açtırdığı köpek öldüren şampanyayı bana getirip getirip içirmesinler, benim midem bulanıyor. Söyleriz. Sağ olasın. Oh. Ne yaptın? Bakabildin mi Nisan programımıza? Şimdi bizim kaç ekstramız varmış? Tülay'cığım, inan ki sana kariyerinde yardımcı olmak, destek olmak aşkların en güzeli. Fakat ben bugün biraz yoruldum. O yüzden sen burada kebabını yap, ben de gideyim evde kebap yapayım. Bana gitmeyeceğiz mi? Artık başka zaman. Ben de yorgunluktan hormonlar düştü. Libido bildiğin ağlamaklı. Hadi. Hayırlı mesailer canım. Sağ ol canım. Aslanlarım, göreyim sizi. Ya kaç tane içtirdiniz bana ya? Hepimiz sarhoş olduk tatlım. Karaciğerimize sağlık. Aa, içki versene ya. Hadi hadi bakalım, bize artık anca tantunucu patlar. Hadi bakalım. Wow. Tantun. Tantun. Neydi o? Çizgi hırlamaydı o. Aa, yok ya, o tenten o. Tenten, hadi bakalım, hadi bakalım. Hoppa!
Uçtu. Kim uçtu? Akciğer sokağa düşecek diye korkuyorum vallahi. Hadi. Diğer mi iyiydi? Evet. Hadi gel iyice. Hop. Kervan dur. Bu yol nereye çıkıyor? Her yol Roma'ya çıkar bro burada. Hadi bakalım. Bir dakika. Bu yol hastaneye gidiyor. Yok. Biliyorum bu deniz alsancağı bana bir komplesi. Bırak. Gel bir şey yapsana. Hey ne yapabilirim ya? Allah Allah zehirli ok mu atayım? Bu da insan yani ya. Wow. Oh. İşte ben sizin oyunculuğa da olan yeteneğinize ve merakınıza da dayanarak, ondan cesaret alarak, aynı zamanda da bir arkadaşım olarak, yani doktorlukla oyunculuğu, sanatla bilimi aynı anda ateşi var evet. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Yani burada hastanın hayatı da söz konusu. Sizin de Hipokrat yemininiz olduğu için Hipokrat yeminine de... Tamam Allah razı olsun çok teşekkürler. Adresi veriyorum. Yani benim ruhumda hem bir sanatçılık hem bir iş kadınlığı var ve ben hangisi olacağıma karar veremediğim için ev hanımı oldum. Ev hanımlığı da hem iş hem sanat Gülistan. Değil mi ya? Evet. Evet ben de öyle düşünüyorum. Sonuçta da birçok vakfın da yönetim kurulu üyesiyim yani ve bana orada en çok sordukları soru şu. Gülistan, sen bu kadar işe aynı anda nasıl yetişiyorsun? Çünkü hayırsever Gülistan, anne Gülistan, eş Gülistan ve bunların hepsini böyle bir potala eritmek, anlatabiliyor muyum? Sonuçta ben 7 nüfuslu bir ev yönetiyorum ve Selahattin çok zor bir insan ve ben bazen yükün altında bazen eziliyorum ben. Sonuçta belli bir çevrede olmanın da gereksinimleri var ve ben de o kadar o yüklerin altında eziliyorum ki bazen ne yapacağım, ne yapacağım. Ama senin o kadar güzel ve güçlü omuzların var ki bunları taşıyabilirsin değil mi? Evet ya ben de böyle düşünüyorum. Ay ben çok fena ağladım ya böyle anlatınca. Kadının dibisin ya. Çok tutun ben değil mi seni ben Çok sert. Duymayayım bunu. Ben sohbet uzatıyorum ki seninle daha fazla zaman geçireyim bebeğim. Ama set var, beni beklerler. Akşam yine görüşürüz, okey? Okey. Sesi gitmiş. Sesi mi gitmiş? Sinirsel. Son birkaç gündür çektiklerimizi seyretmiş. Senin doğal oynadığın sahneleri. Nuri Bilge filmine bağlamışsın Çağatay. Alacağın olsun ya. Of ya. Yani yapabileceğim bir şey varsa... Var. Oyna. Hocam lütfen yormayın sesinizi. Sinirsel. Merhaba. Deniz'in arkadaşıyım Canan ben. Deniz yok mu? Ben varım. Deniz söyledi. Ben yoksam Boru'yla otur bekle beni dedi. Tabii. Bana uyar. Buyurun. Ben de oyuncuyum. Süper. Nerede? Tiyatro. Dizi yapmıyorum kesinlikle. Çok iyi. Ne kadar güzel dişlerin var senin. Sağ ol.
Bir açar mısın ağzını? Ağzını. Tamam, bu geldi, tamam. Aa, çok iyi. Hmm. Bakalım. Okey, kapatabilirsin. Aa, kim hasta? Sen mi? Ciddi bir şey mi? Ateş var mı? Ya, var biraz. Kaç gündür? 3. En fazla kaça çıktı? 38.5'a falan çıktı dün gece ama çok ciddi bir şey değil ya. Bulaşmaz yani. Belli olmaz. Eklem ağrısı var mı? Biraz var. Sevgilin var mı? Yok. Ya bu sohbet biraz böyle tuhaf bir yere doğru mu gidiyor yoksa benim yine ateşim mi çıktı acaba? Bora. Evet. Sana bir şey soracağım. Lütfen. 3 gündür hiç kusma oldu mu? Olmadı. Niye? Aa, demek ki miden iyi. İçki içebiliriz yani. İçelim. İçelim de yani ne içeceğiz? Ne bileyim biraz erken bir saat değil mi? Bilmem. Bana uyar. Sen ne istersen onu içelim. Tamam. Ben gideyim bakayım içeride yalnız içecek ne var falan. Bu arada ya ben belki sonra unuturum falan. Sen şuraya adını soyadını telefon numaranı yazsana. Belki daha sağlıklı olduğu bir zaman ararım falan. Tamam. Alo! Ne o alo? Ne biçim el yazısı o alo? Doktorsun sen değil mi? Doktorsun sen! Doktorsun! Sen nasıl düşünemedin bunu? Git buradan! Git buradan! İstemiyorum ben seni! Git buradan! Bora! Doktorsun ben, benim fobim var benim. Git buradan hadi git buradan ya! Grip salgını var, sana da bulaşmış. Gargara yapman lazım, başka ilaçlar alman lazım. Tamam ben bakarım kendime, her şeyi yaparım ben. Gargara da yaparım, rabarba da yaparım, her şeyi yaparım. Sağ ol! Lan doktorlarım, hadi git buradan, git ya, git. Bak başka bir şikayetin var mı? Ben gitmeden söyle. Ablam ruh hastası. Tek şikayetim bu. Başka bir şikayetim yok. Hadi. Tamam ya. Yazgı Hanım'a da söyle sana ilaç falan yazamadığımı. Tamam söylerim. Ama Deniz derim. Çünkü oyuncular kendileri rol isimleriyle hitap edilmesine kıl olurlar o bakımdan. Biliyorum canım. Bir an hatırla... Allah'ım. Ne olur bunu yapmamış olayım. Ah, çok sert. Kardeşim nasıl sürünüyorum o üvertür söyleyecek ya. Bu şarkı bu kızın sembolü. Yani halkın gözünde bu şarkı bu kızla özdeşleşmiş bir şarkı. Ben onu Gülden Karaböcek diye biliyorum ama. Ya onu mu diyoruz? Mevzu başka. Şimdi Zerrin bu alemde az solistin söylediği şarkıyı üvertür söyler mi Allah aşkına ya? Alem selam, sen bayağı buraların adamı oldun Selahattin abi. Ya ne alakası var ya? Tülay Ünlü'nün telefonu buyurun. Ha Necati. Ya o akacu renginden vazgeçtik. Ha platin sarısı. Balyaj olacak. Evet. Ya bu Bursa'daki ekstraya yetişsin ne olur gözünü seveyim. Canımsın. Baş tacısın. Haydi hoşça kal. Geri zekalısın. Katılmayan arkadaşlar acaba bu gece nasıl dümbelek çalacaklar ben şiddetle merak ediyorum. Bana mı dedi o? Yok genel. Müzikle ilgili bir sorunsala işaret etti. Ben gözü kapalı da çalarım arkadaşım. Soliste tone olmasın da. Bana mı dedi o? Yok genel. Solistlere bir gönderme yaptı. Vallahi bazı arkadaşların eğer müzik kulağı terziliklerine benzerse... Çok affedersiniz biz bu gece nihabetten girer, kürdüleyeceğiz, kardan çıkarız ha. Bu konuyu da böylece tatlıya bağlamış olduk. Olsun. Bazı arkadaşların kendini muasses abacı sanmasıyla dalga geçer güler eğleniriz en azından. Vay baba anana.
Yok yok, sana demedi. Zerrin, sen çık bir hava al. Havasını alır o zaten ancak bundan sonra. Tülay'cığım, Tülay'cığım ha oğlu. Anam, anam, ne kuyrukmuş ha. Sanki kedi, sanki köpek. Elbiseye kuyruk diye tutturdu manyak. Kız, manyağın önde gideni sensin. Tülay'ım, ıhlamur. Ya Selahattin, sen de parazit yapıp durma iki dakikada bir ya. Allah Allah, ağzımızın tadıyla bir kavga edelim be. Lan gerizekalı. Bu karı küsüp giderse dümbeleyi kim çalacak? Gerizekalı mı? Karı mı? Selahattin, sen ne yapıyorsun? Burası bir iş yeri. Seni terbiyeye davet ediyorum. Lan! Lan! Yeni mi aklınıza geldi lan buranın iş yeri olduğu? Hepinizin kafalar gitmiş. Köpek öldüren şampanyadan beyindeki hücrelerin %50'si ölmüş. Koskoca karizmatik iş adamı Selahattin Çakarer ezik gibi Tülay Hanım'ın çantacısı olmuş. Ha ne bak ya! Bize haftada bir iki kere görüşmek yeter Tülay Hanım. Hatta adam olana çok bile. Yeter. Tamam mı lan? Bitti. Feminizm, meminizm bitti. Dağılın. Kız sevgili Çukas abi. Sorma anam ya, öyledir. Nasıl? Meslek hayatımın ilk ve umarım son hatası. Seti ziyaret etmenin heyecanıyla bir anlık dalgınlık oldu herhalde. Ama siz de hiç bakmadınız mı dosyanın üzerindeki isme? Yo, o şokla bakmadım vallahi. Dosyanın üzerinde yazan isim Fırat Kağıtçı. Aa, bizim ışık şefi. Ay yazık ya. Ama boş ver, zaten sessiz bir çocuk. Peki benim neyim var? Hiçbir şeyiniz yok. Hatta yağ oranınız %12. Yani sesimi kaybetmiyorum, savgılam. Hayır, senin için harika, sanat için berbat bir adam. İlahi komedya! Doktor bey, kusura bakmayın, rahatsız ettim. Rica ederim, görevimiz, buyurun. Yahu şu son grip salgını bana da bulaşmış da. Yüksek ateş, boğazda yanma, öksürük falan. Bizim hanımın ısrarıyla rahatsız etmeyelim falan fişten diyerek başka bir doktora gittik. Ben de biliyorsunuz sizden başka kimseye pek güvenemiyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Şu reçeteye bir bakar mısınız? Uygun ilaçlar mı yazılmış acaba? Son grip salgını için bunları mı verdi? Meslektaşım. Çok iyi, bravo, çok güzel. Gargara verdi mi? Vallahi bilmiyorum, orada yazmıyor mu? Burada pek çok şey yazıyor tabii. Bakacağız, inceleyeceğiz. Tıpta %100 diye bir şey yoktur çünkü. Evet, çok güzel. Beğendim, çok doğru. Ben bunun bir örneğini alayım, bende bulunsun. Kayıtlar için. Siz de öksürüyorsunuz. Hastayla empati. Mesleki dezenfektan. Merhaba güzel kız. Soyun. Ne? Çağatay? Sen de ben. Çağatay, sana yanlış program yüklediler yine. Ne yaptın sen? Depresyondan çıktım sevgilim. Sesimi kaybetmeyecekmişim. Herkese benden Çağatay Koç'tu selamı. Kulaklarınızın pası silinsin yahu. Merhaba dostlar, Romalılar, yurttaşlar, dinleyin beni. Hamlet. Ben sığınabileceğim bir yer aramaya gidiyorum Çağatay. Ne oldu ne? Yürüyen körün mezesizlik oldum hemşerim.
Piyano kurtar Allah rızası için. İnsan bu yaşta sabah kalkıp bir gömleğini giyemez mi ya? O gömleği mi giysem, bu gömleği mi giysem diye kendime toplantı yapmaya kalkarım. Ne diyorsun sen ya? O bir şey değil. Toplantı gününü kararlaştıralım diye kendime iç çalışma yaptım. Bu kadar beyin fırtınasıydı, sinerjiydi, penip bozdu. Konsörlerim var, kendi yumuğumu sıkasım var. Tamam, tamam, tamam reis, tamam. Bütün operasyonları ben devralıyorum. Sen git tatil matil bir şey yap, hadi. Bana tatil matil verme hemşerim. Bu konuda hassasım. Ben bilim insanıyım. Bana net bir iş ver. Boya, silah, zımpara, kötür kötür hepsi olur. Yapılacak diyorsan yapasın, öyle bir iş. Allah rızası için kendimi bulasam. Allah Allah. Ya abicim sen olmazsan biz nasıl yapacağız bu işi ya? Vallahi benim acilen var ya, yemin ediyorum böyle yazacak hoş bir kıza ihtiyacım var ha. Hey dostum, sen beni karıştırıyorsun galiba, ben oyuncuyum yani. Ya onu demek istemedik ya. Gerçi bir iki tane kız gördüm de sanki emin olamadım yani, tuvalete gittiler. Bir de karanlık abi burası. Aa dostum, bu bir sorun. Bazen kötü sürprizler olabiliyor. İstersen sen git bir tuvalete bak. Orası daha aydınlık çünkü. Kızlar tuvaletine. Çüş artık. Aa, aramızda kalsın. Yapmadığım şey değil. Okey, hadi görüşürüz. Ahmet abi. Hadi ya. Vallahi bir gidip bakıver bir koşta. Ben de ona göre şöyle güzel bir kıza yazayım yani. Vallahi moriyatın sabrı taşmak üzere hissediyorum ya. Az kaldı. Ben niye gidiyorum ya? Sen git. Yakışıklı olan sensin. Sen gidersen çılgın derler, ben gidersem sapık derler. Ahmet abi alkollüsün işte, böyle kavuşturmuşsun gibi olur, ne olacak yani? Ya ben her zaman alkollüyüm. Üf, üf. Merhaba kızlar. Aranızdan herhangi birisi benimle böyle 5 dakika takılabilir mi? Ha? Sadece 5 dakika. Ne yapacaksın kızları o 5 dakikada? Hiç ya öyle... Ya bu Cihangir'in şebeke suyuna bir şey mi kattılar? Ne yaptılar? Niye herkes böyle delirdi? Niye herkes azdı? Bodrum'da bir yer var Rıza. Azmakbaşı. Sen git orada yaşa bence. Neresi? Azmakbaşı. Azmakbaşı. Aa, ben de konuşuyorum ya. Çekil ya. Merhaba Nur Hayat. Vallahi işte yani bu kızlar tuvaletine kadar dayandı yani bu çapkınlık işte. Demek insanın gözü bir dönünce. Sen artık beni istemezsin Nur Hayat. Yani böyle daha da iyi tanıyınca hani durumun da bu diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Yalnız konuşabilir miyiz Rıza? Tabii. Vallahi bravo. Tabii ya. Vallahi bravo. Bana da bu müstahaktır yani. Yürü. Haklısın. Wow. Benim gençliğime benziyor biliyor musun? O kadar duyarlı bir çocuk, o kadar akıllı bir çocuk. Ben de onun gibi müziğe meraklıydım biliyor musun? Hmm. Blok flüt çalardım. Wow. Oynaya oynaya gelin çocuk. Var ya işte o. Ha, evet ya serin, şirin. Çok seviyorum eyvallah. Bir keresinde... Müzik öğretmenim ben blok flüt çalarken ağlamıştı biliyor musun? Ne oluyor lan burada? Selahattin. Selahattin vallahi düşündüğün gibi değil ya. Kılıstan içeri geç. Selahattin ama... İçeri geç Kılıstan. Ama sen... Çet 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 çet. Aa çok sert. Ne oluyor lan burada? Abi vallahi bir şey yok ya. Nasıl bir şey yok? Deminden beri bıdır bıdır konuşuyorsunuz ya. Kendisi benim ablam. Gerçekten yani aramızda asla bir şey yok. Ne? Lan tabii ki aranızda bir şey yok. Aranızda bir şey var diye mi oldu? O kadar karı kız arasında bula bula Gülistan'ı mı buldun? Abi ya. Ne konuşuyorsun lan bundan? Aa abi sohbet ediyoruz ya. Etme. Hı. Etme. Bunun çenesi açıldı mı durmaz. Ondan sonra Emir beni dinliyor da sen niye dinlemiyorsun diye başıma ekşiyecek. Ondan sonra siz duyarlı erkek, ben duyarsız öküz erkek olacağım yine. Abi kendisi çok yalnız bir insan. O bakımdan yani. Tabii yalnız. Bunun anası bile dayanamıyor bunun çenesine. Siz 40 yılda bir dinliyorsunuz. 10 dakika gazını alıyorsunuz ama ben ömrümü veriyorum lan. Abi sadece dinliyorum yani. Kötü bir şey yok. Lan oğlum ben bu kadını 11 yıl dinledim.
Son 11 yıldır da susturmaya çalışıyorum ama susmuyor. Gençliğimi verdim ama susmuyor. Uyuyan devi uyandırmasana sen. Azdırmasana şunu. Azmak başı. Azmak başı. Ulan bitmiyor bu hafta yahu. Bitmiyor bu hafta. Bitmiyor. Oh. Seni çok yanlış tanımışım Rıza. Eğer böyle biri olduğunu bilseydim. Ya. Ya işte ama bu da kavun değil ki bunu da böyle koklayarak alasın. Yani şöyle uzaktan baksan hani iyi bir ailenin çocuğu falan sanırsın ama... Bir haftadır içimde daha önce hissetmediğim şeyleri hissetmeye başladım. Öfke, değil mi? Nefret, tiksinti. Ah olur mu? Ah olur mu? Benim için en makbul erkek, çapkın erkektir Rıza'm. Pardon? Sanıyordum ki sadece denizler ya. Meğer dünya alemde gözü varmış benim nişanlımın. Ay ben ne yapayım öyle muşmula gibi televizyonun karşısına oturup çürüyen adamı. Erkek dediğin gözleri fıldır fıldır olacak. Felfecir okuyacak. Gözü dışarıda olacak ki eve bağlamanın bir heyecanı, bir şeyi olsun. Ben zoru severim Rıza'm. Nur Hayat. Canım ben asıl bu hafta sana aşık oldum Rıza'm. Canım, erkeğim, bebeğim. Şöyle gelme böyle dön kapımdan dur bakma şöyle bakma böyle ya ne oluyor ya evde gazete okumaz canım falan bombaymış yani. Vallahi ben aşağı kaçıyorum. Daha önce hiç hissetmediğim şeyleri hissetmeye başladım.